Arkadaşlar 46. ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitede how long does it take? Bir şey yapmak ne kadar sürüyor, ne kadar zaman alıyor ifadesini öğreneceğiz. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar. How long ne kadar süre alıyor? Take almak demek biliyorsunuz ve biz bunu normal simple present tense olarak ifade edeceğiz. Ama take'ten sonra bir yere gitmek ne yapmaksa işte arkadaşlar onu to verb ile ifade ediyoruz. How long does it take to get from to? Şuradan şuraya gitmek ne kadar süre, ne kadar sürüyor, ne kadar süre alıyor? Evet bakalım örneğimize. How long does it take to get from New York to Washington DC by plane? Uçakla New York'tan Washington DC'ye gitmek ne kadar zaman alıyor, ne kadar sürüyor? It takes an hour. Bir saat sürüyor. Demek ki arkadaşlar sorumuz how long does it take ile başlıyor. Cevap verirken de it takes artık ne kadar sürüyorsa arkadaşlar onu yazıyoruz. It takes an hour diyoruz. Bir saat sürüyor. Evet bakalım örneklerimize. How long does it take to get from Los Angeles to New York by train? Los Angeles'tan New York'a trenle gitmek ne kadar sürüyor, zaman alıyor? It takes several days. Birkaç gün sürüyor to get from Los Angeles to New York by train. Trenle Los Angeles'tan New York'a gitmek birkaç gün alıyor veya sürüyor. How long does it take to get from your house to the airport by car? Arabayla sizin evden havalanına kadar gitmek ne kadar sürüyor? Ne kadar zaman alıyor? It takes 10 minutes to get from my house to the airport by car. Arabayla evden, bizim evden, benim evden havalanına kadar gitmek 10 dakika sürüyor. Evet, sorumuz bu arkadaşlar. How long does it take to do something? Bir şey yapmak ne kadar zaman alıyor, ne kadar sürüyor? İki şekilde de Türkçe'ye çevirebiliriz. Hangisi kulağa daha hoş geliyorsa. Burada arkadaşlar does it take normal bir fiil olarak çekiyoruz. It takes arkadaşlar yapımız. It'in burada yine hiçbir anlamı yok. Yalancı özne. Ama bu yapı it takes arkadaşlar şu kadar sürüyor anlamına geliyor. Bakalım biz bunu genelde, geçmişte ve gelecekte nasıl ifade ediyoruz? How long does it take to do something? Bir şey yapmak ne kadar sürüyor? How long did it take to do something? Bir şey yapmak ne kadar zaman aldı veya sürdü? How long will it take to do something? Bir şey yapmak ne kadar süre alacak? Ne kadar sürecek? Cevap arkadaşlar yalancı özne it'le başlıyor. Hiçbir anlamı yok. Arkadan takes geliyor. It takes a week. Örneğin bir hafta sürüyor. It took a long time. Uzun sürdü. Uzun süre aldı. It will take 3 hours. 3 saat sürecek bir şey yapmak. Evet, uzun sürmüyor derken nasıl diyeceğiz? Olumsuz kullanacağız. It doesn't take long. Long uzun sürmek. Uzun sürmez bir şey yapmak. It didn't take long. Uzun sürmedi. Pardon. Veya it won't take long. Uzun sürmez. Evet, örneklerimize bakalım. How long does it take to cross the Atlantic by ship? Atlantik Okyanusu'nu gemiyle geçmek, cross geçmek karşıdan karşıya gemiyle ship ne kadar zaman alır? I came by train. Ben trenle geldim. You did, öyle mi? How long did it take to get here? Ne kadar sürdü buraya gelmen? How long will it take to get from here to the hotel? Buradan otele gitmek ne kadar sürer? Ne kadar zaman alır? It takes a long time to learn a language. Bir dili öğrenmek uzun zaman alır. It doesn't take long to make an omelet.
Omlet yapmak uzun süre almaz. Uzun sürmez. It won't take long to fix the computer. Bilgisayarı tamir etmek uzun sürmez. Evet. Birinin ne kadar süresini almak bir şey yapmak. Bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tek fark araya tekten sonra kişinin kişiyi koymak. Ya isim söyleyeceğiz veya sen, ben, o diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım örneğimize. How long does it take you to do something? Bir şey yapman ne kadar zaman alır veya sürüyor? Evet, aşağıdaki örneğimize bakalım. I started reading the book on Monday. Kitabı okumaya pazartesi günü başladım. I finished it on Wednesday evening. Onu çarşamba akşamı bitirdim. Demek ki it took me 3 days to read it. Kitabı okumak 3 günümü aldı. Dikkat edin. It took me 3 days. 3 günümü aldı. Buradaki yapı şu arkadaşlar. How long does, did veya will it take, it olduğu yerde kalıyor, senin, Tom'un, onların to do something, bir şey yapması ne kadar süre alır, aldı, alacak. Cevap olarak da it, yalancı özne, takes, took, aldı, will take, alacak, benim, Tom'un, onların bir haftasını, uzun süresini, 3 saatini bir şey yapmak. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. How long will it take me to learn to drive? Araba kullanmayı öğrenmek ne kadar süremi alır, alacak? It takes Tom 20 minutes to get to work in the morning. Sabahleyin işe gitmek Tom'un 20 dakikasını alıyor. It took us an hour to do the shopping. Alışverişi yapmak bir saatimizi aldı. Did it take you to a long time to find a job? İş bulmak uzun süreni aldı mı? Uzun sürdü mü iş bulma? It will take me an hour to cook dinner. Yemeği yapmak bir saatimi alacak. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. How long'la sorular yapınız diyor resimlere bakarak. Rio de Janeiro, Lima'ya Peru'ya uçacak. Brezilya'dan Lima'ya uçacak. Ne kadar alacak diyor uçakla. How long does it take to get from Rio de Janeiro to Lima by plane? Arabayla Texas Houston'dan Mexico City'ye gidecek. Evet, arabayla ne kadar sürecek diyoruz. How long does it take, ne kadar sürer to get, gitmek, varmak from Houston to Mexico City. Pardon, by car, arabayla. Evet, Tokyo'dan Kyoto'ya, ikisi de Japonya'nın bir şehri, trenle ne kadar sürüyor? How long does it take to get from Tokyo to Kyoto? Kyoto by train. Manhattan'dan JFK Havalimanı'na otobüste ne kadar sürüyor? Yaklaşık 1 saat sürüyor arkadaşlar. How long does it take to get from Manhattan to the JFK airport by bus? Evet, bunları yaptık.
Şimdi ikinci alışmamız şu şeyleri yapmak ne kadar sürüyor diyor. Tam cümleler yazınız diyor. It takes, fly from your city veya country, şehrinizden veya ülkenizden Los Angeles'a uçmak diyor. It takes about 11 hours to fly from Seoul to Los Angeles. Evet, 11 Seoul'den, Güney Kore'nin başkenti Seoul'den Los Angeles'a uçmak 11 saat sürüyor. İşte İstanbul'dan New York'a uçmak da 11 saat sürüyor. Evet, fly from your city country to Australia. Australia 14 saat sürüyor arkadaşlar, bildiğim kadarıyla. Yazalım. It takes about 15 diyelim hadi. 15 hours to fly from Istanbul to Australia. Become a doctor in your country. Doktor olmak ülkenizde ne kadar olur? 5 yıl okumak zorundalar. Daha sonra tabii uzmanlıkları falan var. 5 yıl diyelim arkadaşlar. En azından pratisyen hekim oluyorlar. It takes 5 years to become a doctor in my country. Walk from your home to the nearest supermarket. En yakın süpermarkete, evden en yakın süpermarkete yürümek ne kadarını alıyor? Valla kendim için söyleyeyim, 3-5 dakikamı alıyor. It takes 5 minutes to walk from my home to the nearest supermarket. Evet, get from your house to the nearest airport. Havalanına, evden havalanına ne kadar sürüyor? 1 saat sürüyor. It takes 1 hour to get from my house to the en yakın havalanı, nearest airport. Evet, bunu da yaptık. Devam. Şimdi how long did it take? Ne kadar sürdü? Ne kadar aldı? Geçmiş zamandayız arkadaşlar. Jane found a job. Jane iş buldu, bir iş buldu. How long did it take her to find a job? Onun iş bulması ne kadar sürdü? Ne kadarını aldı? I walked to the station. İstasyona yürüyerek gittim. How long did it take you, senin, ne kadar süre aldı to walk to the station, istasyona yürüyerek gitmen. Tom painted the bathroom. Tom banyoyu boyadı. How long did it take Tom to paint the bathroom? Tom'un banyoyu boyaması ne kadar sürdü? Ne kadar zaman aldı? I learned to ski. Kayak kaymayı öğrendim. Kayak kaymayı öğrenmen ne kadar süren aldı? How long did it take you to learn to ski? They repaired the car. Onlar arabayı tamir ettiler. Onların arabayı tamir etmesi ne kadar sürdü? How long did it take them to repair the car? Arabayı tamir etmeleri ne kadar sürdü? Ne kadar zaman aldı? Evet.
Şimdi durumları okuyarak it took'la ilgili cümleler yazacağız. I read a book last week. Geçen hafta bir kitap okudum. I started reading it on Monday. Pazartesi günü okumaya başladım. I finished it 3 days later. 3 gün sonra bitirdim. It took me 3 days to read the book. Kitabı okumak 3 günümü aldı. We walked home last night. Dün eve yürüyerek gittik. We left at 10 and we got home at 10:20. Eve gitmemiz demek ki 20 dakika aldı arkadaşlar. It took us 20 minutes. Ne yapmak? To walk home. Pardon, to get home diyelim. To get home. Eve varmamız 20 dakika sürdü. I learned to drive last year. Geçen hafta araba kullanmayı öğrendim. I had my first driving lessons in January. İlk ehliyet dersimi Ocak ayında aldım. I passed my driving test 6 months later. 6 ay sonra da ehliyet sınavımı geçtim. Demek ki it took me 6 months to learn to drive. Araba kullanmayı öğrenmek 6 ayımı aldı. Mark drove to Houston yesterday. Mark dün arabayla Houston'a gitti. He left home at 7 and got to Houston at 10. Demek Mark'ın Houston'a varması 3 saatini almış. It took Mark'ın 3 saatini aldı. 3 hours to get to Houston. Houston'a varması Mark'ın 3 saatini aldı. Lisa began looking for a job a long time ago. Lisa iş aramaya uzun süre önce başladı. She got a job last week. Geçen hafta bir işe girdi. Evet, ne diyeceğiz? It took ilk önce Lisa a long time to get a job. Lisa'nın iş bulması uzun zamanını, süresini aldı. Evet, burada ne var? Write a sentence about yourself. Burada kendimizle ilgili bir cümle yazın diyor. Ne diyelim? Bu dersi anlatmak yarım saatim aldı diyelim. It took me half an hour to record this lesson. Bu dersi kaydetmem yarım saatimi aldı dedim ben de. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bir şey ne kadar süre alıyor, bir şey yapmak ne kadar sürdü, geçmiş zaman ne kadar sürecek, bunları öğrendik. Aynı zamanda birinin bir şey yapması ne kadar sürecek, sürdü veya sürüyor diye bir kişiye özel de bunu öğrendik. Nasıl diyeceğimizi öğrendik. It takes yapısı, yalancı özne olan it ile başlayan takes, daha sonra zaman ifadesini kullandık ve to do something ifadesi, bir şey yapmak ifadesinin nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.